tek ciltlik ama İmam Kudri'nin fıkıh kitabı. Ama işte Ömer Nasu bilmenin tek ciltlik fıkıh ilmal kitabı. Ama Ahmet Fikri Yavuz'un tek ciltlik ilmal kitabını alıp oradan bir temel fıkıh bilgisini öğrenebilir. Yok bu biraz böyle bu konuda hani okuyup yazdıysa dört ciltlik El Hidaye'yi alıp fıkıh bilgisini oradan okuyabilir. Hiç hadis-i şerif kitabı yoksa okumadıysa normalde tek ciltlik yedi hadis imamının ortak hadis kitapları olarak derledikleri o hadis kitabını okuyabilir. Yok biraz da böyle ben Hanefi'ye göre hadis kitabı okuyayım derse üç ciltlik Diyanet'in bastırmış olduğu Riyaz Salih'ini okuyabilir. Yine o Riyaz Salih'in 3 ciltlik Riyaz Salih'in 5 mi 6 ciltlik mi bir tercemeli, açıklamalı bir Riyaz Salih var. Onu okuyabilir. Yok biraz daha ben ileri derecede bir şey okuyacağım diyorsa İbrahim Canan'ın kütüb desini okuyabilir. Bu noktada fıkıh noktasında ben biraz daha ileri bir fıkıh okuyacağım diyorsa İbn Abidin'i okuyabilir. 16 cilt. Serasi'yi okuyabilir. 22-23 cilt mefsut. Ondan sonra şeyi okuyabilir. Fetevaih'in diye okuyabilir. 16 cilt. Diyeceksiniz ki hiç Kur'an-ı Kerim tefsir söylemediniz. Bu işin böyle bir çıt üstü. Yani bu normalde eğer okuyacaksa Taberi'nin tefsirini okuyabilir benim için benim faydalandığım kaynaklar üç aşağı beş yukarı bunlar